Aslında normalde o girdiğimiz yol daha normal bir giriş yoluydu. Biz tabii ki normal olmayan yoldan gidiyoruz şu anda. Ya şurada Hollywood görüyorum. Günaydın Los Angeles, günaydın güneşli bir sabah ve günaydın şu anda Runyon Canyon yolu, meşhur Hollywood yazısının oraya doğru çıkıyoruz. Ya yanlış yönden girmişiz. Neden? Nasıl, şuradan mı? Bu aslında çok güzel bir hike yolu. Biliyorsunuz ki biz Hawaii'de, Afrika'da nereye gidersek gidelim mutlaka böyle bir macera ekliyoruz turumuza. Los Angeles'ın macerası da Runyon Canyon oldu. Şimdi yürümeye başlıyoruz. Ama bu diğerlerinin en basit tane. Öyle mi? Tabii. Ben hiç bilmiyorum. Basit bir hike. Sadece araştırmıştım böyle. Hem şehri yukarıdan görmek, hem sabah güzel bir yürüyüş yapmak için güzel diye. Bakalım nasıl? Bu arada bunu sizinle paylaşmak zorundayız. Aslında normalde o girdiğimiz yol daha normal bir giriş yoluydu. Biz tabii ki normal olmayan yoldan gidiyoruz şu anda. Çünkü Bülent araştırmış, öğrenmiş. Oh, şu anda bile arkamız çok güzel. Eğer buradan çıkarsak neydi? Daha yükseliyormuş burası. Hollywood sign'ı daha güzel bir açıdan görüyormuş. Sonra ileriden inip oraya rejoin ediyormuş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok da güzel bir hava var ha. İstanbul Yeditepe gibi Los Angeles'ta herhalde böyle tepe tepe ha. Bayağı, yani biz şu anda bir tanesinden çıktık ve en yüksek... Runyon Yeditepe diyebilir miyim? Runyon Yeditepe diyebiliriz. En yükseklerinden bir tanesindeyiz. Birkaç tane var ve hepsi birbirine bağlanıyor aslında. Bu yolu istediğin kadar uzatabilirsin. Hollywood Sign'da. Şu ileride değil mi? Nerede, bir daha göster. Ben Hollywood Sign'da. Şurada. Hollywood Sign'da orada. Düşündüğümüzden uzak kaldık ama biz yine de bir yolunu buluruz diye düşünüyorum. Abi herkes workout'una burada devam ediyor. Biz bugün sadece yürüyüşte kaldık. Köpekleriyle gelmişler. Ne kadar tatlı. Bize de tatlı. Çok güzel bir ışık geliyor arkadan. Ooo. Let's hike. Tırmanış başlasın mı? Başlasın. Her tırmanışımız bir macera, yemin ediyorum. Afrika'sında, Amerika'sında. Şimdi... Hangileri haklı? Biri 2,5 saat diyor, biri yarım saat diyor. 2,5'sa zaten bittik yani, çünkü hava kararmış oldu. Meşhur Hollywood işaretinin yazısının olduğu yere tırmanmak istiyoruz. İnternette çeşitli spekülasyonlar var bu konuyla ilgili. Kimi 3 mil olsun, kimi 10 mil olsun. Yani bahsettiğimiz kimi yarım saat... Kimi 2,5 saat süren tırmanışlar ve ciddi tırmanışlar. Bunlardan bazılarını seçebiliyorsun. Bazı yerlerde ücretsiz otobüsler olduğu söyleniyor. Fakat şu anda son aldığımız duyumlara göre... Biz şuradan gideceğiz. Ve yarım saat buradan yürüyünce, sadece yarım saat buradan yürüyünce çıkabiliyoruz. Neler olacak hiç bilmiyorum. O yüzden... Hatta kalın. Şu anda Bülent sürüyor. Sürüyor neyse. Sanırım haberler iyi değil. Benim saat doktor ve süreyemiş. Sonra? Son 1,5 saat daha. Güneş batıyor. Geçemeyeceğiz galiba. Bana öyle geliyor. Neyse,
neyse ya, yarım saat yürümüş oluruz ya. Bir akşam üzeri gün batımında. Ne dersin? Güzel, belki observatörünün oradan da kötü gözükmüyor. Bence de olabilir. Zaten şu anda bir araca binip gitmektense şu anda böyle yürümeyi tercih ederdik diye düşünüyorum. I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it slips out. Şu anda grafiti görmeye başladık. Grafit Gözlem Kulesi. Peki senin nefesinin sesini duyuyorum ben. O neden? Çünkü bayağıdır bir tırmanıyoruz aslında. Dikmiş değil mi? Dikmiş bayağı. Ama hava güzel. Şu anda tırmanmak için de çok ideal. Gün batımında yakalarız gibi ama nerede neyi yakalarız onu hiç bilmiyorum. Gün batımını kesin yakalarız da gün batımında neyi yakalarız? Neyi yakalarız acaba? Gün batımını acaba yakalamadığımız olmadı şimdiye kadar. Afrika'daki gibi mesela bir anda dağın ortasındayken mi olur? Tam çıktığımızda mı olur, onu göreceğiz. Afrika'da bayağı yaklaşmıştık Allah'tan. Afrika'da tamamen çıkmıştık neredeyse ama güneş batmıştı. Diyor ki yani ya şuradan direkt dikine çıkacağız ki öyle bir ya şey. Ya da böyle dolanacağız. Mümkün bilmiyorum ya da normal yolu takip edeceğiz. Bence buradan gidelim. Dedi ve gitti. İyi olmadı mı? Ha? Ama kestirme oldu bayağı. Ve bayağı dik oldu. Oo, arkamız çok güzel. Oo. Aa, şimdiden çok güzel. Güzel de iki başladı çıktı. Şimdiden çok güzel. Nasılsın? Hepsini yürüyecektin, gördün mü? Çok iyi kestirme. Müthiş yer kazandı. Güzel manzara beni aşırı mutlu etti. Bakalım Hollywood nerede? Buradan biraz Hollywood gözüküyor olabilir. İnsanlar duruyor ve bir açıklık var. Hakikaten mi? Bakalım, bilmiyorum. Oo, ama downtown falan bayağı güzel gözüküyor. Aa, downtown müthiş gözüküyor. Ama Hollywood'un altımızda olma ihtimali beni düşündürüyor. Üstümüzde değil mi? Nerede? Şurada. Nerede, bir daha göster bakayım. Nasıl gitti? Vallahi bilmiyorum. Bak, zoom yapmaya çalışıyorum şu anda. Aşağıda şu. Orada bir şemsiye var. Hadi gel, çok bakalım. Ne kadar zamanımız? Saat 6:20 geçiyor. Güneş bayağı hala yüksek. Yukarıda. Bence yetişebiliriz. Gidelim mi? Gidelim. Geçebilecek miyiz? Zor. Yani sana bir sorum var. Yakın gözüken burasına çık çık yetişemiyoruz. Uzak gözüken Hollywood sign bu konuda ne yapar? Yani ilk gün de sign'ı göreceğiz diye Runyon Canyon'a çıktık. Olmadı. Görüyoruz belli bir mesafeden. Evet. Yanına gidemiyoruz. Bu arada sorsaydın deliriyor muyum Hollywood sign'ını görmek için? Hayır, ama işte maksat macera olsun. Maksat tırmanmak olsun. Gidiyoruz. Aha, Hollywood'a bak. Evet, çok yüksün. Sence buradan şatı bulabileceğiz mi? Vallahi evet, belki de buluruz. Yani sana şöyle söyleyeyim. Bugün bulamasak da yani yarın gelirsen şuradan bulursun. Evet, en azından öğrenmiş oldum. Şu anda arkamızda grafit. Bir görevliyle konuştuk. Bir takım şatırlar varmış ama biraz daha aşağı inmemiz gerekiyormuş. Şatırlar da zaten bir yere kadar götürüyormuş. Evet, yine tırmanmamız gerekiyor. Tabii şatır oraya kadar götürmüyor.
Bakalım nereye kadar gidebiliyorsak gideceğiz, birilerine daha soracağız. Hollywood sign 0.3 mile. O bir şey, photography point. Evet, belki biz oraya kadar gideriz. Gayet iyi yol. 2.8 mil. Tamam, belki ama biz o Hollywood sign photographic kısmına gider. Kadar. Orada güneşi batırırız. Sonra da neyse. Anlaştım. Tamam. Ama ne olacak bilmiyorum. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama umarım göremiyorsunuzdur çünkü observatory, gözlem kulesi bayağı uzağımızda kaldı şu an. Keşke çalınca söyledim seni. Yetişemeyiz diye. Şu an bayağı bir yol kat ettik ve güneş hala tepede. Videonun adı ne olacak biliyor musunuz? Ne? Hollywood sign'a nasıl çıkamadık? Henüz çıkamamış değiliz. Göreceğiz. Çocuklar şu anda bir karar anındayız. Dinliyoruz Bülent. Şimdi bundan sonra sign'ın 2.1 mil daha yürümeden bu noktadan daha yakınından görmeyeceğiz. Çünkü şu anda bayağı yakınımızda. Şöyle gidiyoruz. Bir dakika. Şimdi şurada. Ervin'in göstereceği şey burada olurdu. Ondan sonra buradan şimdi artık uzaklaşmaya başlıyor. Ama yaklaşmak için uzaklaşacağız yani. Yani ya buradan gideceğiz. Evet. Ya buradan gideceğiz. Sonra olacak. 2.1 mil. Hesap yapalım. 3.5 kilometre falan gibi bir şey. Normal bir yürüyüş hızıyla gidersek 45 dakikada gideriz. 45 ama şu anda yoğun yapacağız ya, burada güneşin batışını izleyeceğiz. Çocuklar yürümeye karar verdik. Sonumuz hayır olsun. Şunun arkasında. Şöyle bir yoldan, şöyle bir uçurumdan geldik ya. Yani hala gelmedik de. Amin hava kararıyor. Evet, çok kararıyordu. Ama artık çok az kaldığına inanıyorum. Neden aynı anlamak istiyorum. Ne olursa olsun o Hollywood sign'ını el sallayacağız. Buradan öyle gideceğiz. Şimdiden 2.5 saat yürüdüğünün farkında mısın? 2.5 saat yürüdük değil mi? Hı hı. Peki geri dönüşü? İşte o da o kadar herhalde. Göreceğiz. Beraberiz. Beni kapatmaya çalıştı, gördünüz mü? Çok da güzel bir gökyüzü oldu. Dolunay da var. Dolunay da bizimle. Gözükmüyor mu? Gözüküyor. Vanilla Sky deniyormuş buna. Bunu da bugün yeni öğrendim. Vanilla Sky'ı biliyordum ama bu nedenini bilmiyordum. Çok sallıyorum şu anda artık çünkü 13. kilometrede falanız. Biraz daha geçtik belki de. Devam ediyoruz. Görmeye başladık ama yanlış yolu mu seçtik? Hangisinden gitmeliydik? Bir öncekinde biraz daha uzun bir versiyon vardı. Ondan gitmeliydik. Da burada neredeyse Hollywood'a tırmandık ya. Bu nedir? Hollywood'u görüyor musunuz? Göremiyorlar bence hayatım. Çok az kalmıştı ama çok az kalmıştı. Son anda yanlış bir yola saptık ama şu anda yine de gün batımında buradayız. Evet. Ve bayağı güzel bir yoldan yürümüş olduk. Doğanın içinde kuş sesleriyle. O yüzden ben yine de mutluyum. Belki bir sonraki, aa şurada Hollywood görüyorum. Minnacık da olsa. Evet. Aslında o kadar uzak değiliz. Artık dönme zamanı. Epey uzunca bir yol bizi bekliyor. Belli olmaz. Belki yarın deneriz. Belki bir sonraki sefer deneriz. Evet. Duruma göre sizi haberdar edeceğiz. Çok mu huzur olmuş şapkam böyle? Benim şapkam böyle, ben abine. Aslında sign çok uzak değil.